yok dedi. Projeleri ve iş gücü sorununu İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Sayın Nusret Suna ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Suna. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Elbette oradaki iş gücünün yeterli olup olmayacağını ve bahsettiğim bütün bunları konuşacağız, ancak ilk olarak 11 ilde yıkıma neden olan bir deprem söz konusu ve bu depremin ardından sizce bu kadar kısa bir süre içerisinde bu projelerin başlaması ne kadar doğru? Bir kere bu bana göre tamamen seçim yatırımı. Bir kere yeni bir yerleşim oluşturuyorsak, burada 11 ilde büyük yıkımların sonunda inşaat faaliyet başlayacak ise öncelikle bu kentlerimizin imar planlarının yeniden revize edilip hazırlanması lazım. İmar planları bu kentin anayasasıdır. İmar planı dediğimiz zaman nedir? Öncelikli olarak zemin durumları tespit edilecek. Mikro bölgeleme çalışmaları yapılacak. Arazi uygunluğu tespit edilip ondan sonra leke çalışması dediğimiz şehir plancıları bu kentin sosyal donatıları, örneğin hastaneleri, eğitim yapıları, dini yapılar, kamu binaları, yerleşim yerleri, çevre kentlerde ulaşımı, altyapılarına uygun olaraktan bir yerleşim planı hazırlandı. Bu planlar öyle 15 günde, 1 ayda, 2 ayda hazırlanacak planlar değildir. Bu planlar hazırlanırken üniversitelerden, bilim çevrelerinden, meslek odalarından, ilgili kurumlardan, vatandaşlarla birlikte bu planlar hazırlanır ve bu planların hazırlanma süresi normalde minimum bir senedir. Bir sene bile yeterli değildir. Hal böyleyken şimdi eldeki mevcut hazır tip projelerle, TOKİ tipine uygun projelerle yeni kentler oluşturmak ihanet etmektir bu. Olmaz böyle bir şey. Siz kentlerin kimliğini yok ediyorsunuz. Hiç yok sayaraktan aynı, söylemesi ayıp ama sefertası gibi binaları dikerekten ben konut yaptım diyemezsiniz. Demek ki biz daha 6 Şubat depremlerinden bir ders çıkarmamışız demek ki. Bu hal böyleyken siz altyapı çalışmalarını yapmıyorsunuz, zemin çalışmalarını yapmıyorsunuz. Peki bu binaların statik projeleri nasıl hazırlanıyor? Yani elinizde hazır hastane projeleri var da hastane mi yapıyorsunuz, başlatıyorsunuz? Bunlar tamamen hayali temel atmadır. Tamamen bir seçim yatırımıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir kere söylenen öyle binlerce konu bir senede bitmez. Her işin bir süresi vardır, termini vardır. Yani betonu siz sabah akşam beton dökerekten inşaatı tamamladım diyemezsiniz. Bir evet. Betonun priz alma süreleri vardır. Yani bunlar teknik şeylerdir ama bakıyoruz siyasiler maşallah bizden daha fazla iyi biliyorlar bu konuları. Sayın Suna, en az bir yıllık aslında bir çalışma gerektiğini söylüyorsunuz oradaki yapıların yapımına başlanması için. Yerleşimi için, evet. En az bir yıl. Doğrudur. Peki, tam da bahsettiğiniz konuda araya girmek istedim. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı'nın Erdal Eren'in hükümetin hedeflediği sürede deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapacak iş gücü yok gibi bir söyleme oldu. Siz bu tespiti nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam da bu konudan bahsedecektin sanırım. Tabii ki yani o da bu sektörün, bu müteahhitler birliğinde bir paydaşıdır. O paydaşımız da kendi bakış açısından baktığı zaman haklıdır, doğrudur. Öyle bir anda binlerce bir konut inşaatını başlayıp bitirebilecek yetişmiş iş gücü şu anda yetersizdir. Yani yetişmiş iş gücü diyorum. İş açığımız çok fazla, yani işsizliğimiz çok fazla ama burada ustabaşı, formen, teknisyen niteliğinde iş gücü yok. Şuna da bağlayacağım. Bir yandan da yani 11 ilimizde bir afet geçirdi. Burada bir takım inşaat faaliyetler olacak ama diğer geri kalan 70 ilimizde de hayat devam ediyor. Nedir bunlardan? Kentsel dönüşüme giren illerimiz var. Yeni inşaat yapan illerimiz var. Buralarda da inşaat faaliyetler devam ediyor. Hal böyleyken siz 11 ilde yüz binlerce konutu bir sene içinde bitirecek yetişmiş iş gücünü bulamazsınız. Nitekim paydaşımız olan Müteahhitler Birliği de çalışmalarını yapmış, tespitleri ortaya koymuş, doğrudur. Yoksa inşaatı hiç görmemiş kişileri siz inşaat alanına koyarsanız işte 6 Şubat depremlerini tekrar önümüzdeki yıllarda yaşarız. Biz görmesek bile gelecek nesillerimiz bu acıyı tekrar çeker.
Siz ne kadarlık bir iş gücünün gerekeceğini öngörürsünüz böyle bir durumda ve aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Zaten bahsettiniz ama altını çizmek adına. Aslında orada yeterli iş gücü yoksa bu durumda söylediklerinizden anladığıma göre oraya nitelikli çalışanlar aslında getirilemeyecek. Dolayısıyla burada başka bir problem doğacak diyorsunuz, öyle değil mi? Öyle tabii, bakın yani Türkiye'nin 81 ilinde hayat devam ediyor. Elbette 11 ilimizde de öncelikler olacak ama bir yandan büyük bazı kentlerimizde kentsel dönüşüm inşaat faaliyetleri oluyor. Orada ekipler var, inşaat faaliyetler devam edecek. Ama siz aynı anda yüz binlerce konutu başlatacağım diyorsanız biz şunu anlarız. Hiç plan program yapmadan masa başında bir seçim yatırımı olaraktan bu sözleri söylüyorsunuz. Temellerini atarsınız, inşaatlar yarım kalır veya vasıfsız işçiyi, hiç inşaatı görmemiş kişileri sorumlu kılarsanız, eğitimden geçmemiş kişileri, işte 6 Şubat'ta yaşadığımız acıları tekrardan yaşarız diyoruz. Peki olması gerekeni konuşacak olursak, binaların sağlam şekilde yapılması için orada nasıl bir yol izlenmeli? Evet Elif Hanım, şimdi tabii ki bir de şu vardır, 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Biz bunu yatsımıyoruz. Bu kesinlikle, ama kalıcı konutlarla ilk etapta bu çözülmez. Bu ülkede yüzyıllardır bu coğrafyada bu depremler oluyor. Geçmiş tecrübelerimiz vardır. Şimdi buraya geçici prefabrik konutlar yapılıp minimum vatandaşlarımız 2 senelerini, 3 senelerini buralarda geçirecekler. Çadırlarda geçiremezler. Elbette. Demek ki öncelikle geçici prefabrik kentler oluşturulacak. Bunun yanında da zemin araştırmaları, mikro bölgeleme araştırmaları, şehircilik ilkelerine uygun yeni şehir yerleşim planları yapılacak. Şimdi son anda biliyorsunuz bir üniversitemizin bir bölümü şehir bölge planlaması, bu yapılan işleri yanlış dediler. O birimin başındaki kişiyi görevden aldılar. Yani bu bir bilim işidir. Siz bugüne kadar bilime inanmadınız, hala bu depremden sonra da inanmıyorsanız bizim geleceğimiz karanlık demektir. Yani bunların hepsi bilim ve akademik çevrelerinin, meslek odalarının bunları açıklamışlardır. Her işin bir termin planları vardır. Dediğim gibi planlamaları yapılır, ekipler kurulur, yetişmiş insan gücüne göre plan yapılır ve de şu da vardır. Aynı anda siz yüz binlerce inşaata başladığınız anda buraya malzeme temininiz ne olacak? Bunları hazırlayacaksınız. Şu anda fabrikaları tam kapasiteyle çalışma için teşvik edeceksiniz. Bunların hiçbirisi yok. Geçen 50 günün içinde, 51. günde ben yüz binlerce konutun temelini atıyorum. Tabii ki kapalı kapılar ardında ihaleler yapılıyor. Bu işleri bir senede bitireceğiz deniliyor ama bence tamamen hayaldir bu. Kağıt üzerinde kalacak bir söylemdir. Peki oradaki zemin yapısına bakacak olursak, yıkılan binalara bakacak olursak, yıkılan binaların ortak özelliği neydi? Özetleyebilir misiniz bize böyle bir soruyu? Şimdi tabii ki Elif Hanım, yani bu çok geniş bir konu. Yani 11 ilimiz etkilendi. Burada çeşitli faktörler vardı. Tabii ki zemin önemlidir. Çok çok önemlidir. O zemine uygun üst yapıların yapılması lazım. Biz mühendisler her türlü zemine yapı yaparız. Ama burada önemli olan ekonomiklik, gereklilik koşullarının aranması lazım. Bu 11 ilimizdeki yıkımın bu kadar büyük olmasının nedenini ben şöyle söyleyebilirim. Bir, doğru mühendislik hizmeti alınması gerekir. İki, doğru imalat, yani müteahhitlik hizmetlerinin yapılması gerekir. Üç, doğru denetim. Bu üç de yerine getirildiği zaman ülkemizde meydana gelecek olan depremlerde binalarımız ayakta kalır, can güvenliğini sağlar. Yani bu üç kural çok önemlidir. Bilime inanacaksınız. Doğru mühendislik hizmetleri her branşta alınacak. Doğru imalatlar yapılacak. Yani yetişmiş iş gücüyle, tecrübeli iş gücü ekiplerini kuraraktan doğru imalatlar yapacaksınız. Ama en önemlisi de bu her iki birimin de denetlenmesi gerekir. Bir de tabii ki burada en önemli olan etik kurallara uymaktır. Etik kurallara uymadığınız anda bu sıkıntıları hep çekeriz.
Peki, teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum size. Yine fikrinizi almak istediğim bir konu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması oldu. Binalara otomobillerdeki gibi artık periyodik bir bakımın yapılacağını söyledi Sayın Kurum. Sizce bunun için biraz geç kalınmadı mı? Ne dersiniz? Evet, geç kalınmış bir karar. Zaten Sayın Bakan'ın da söylediği gibi bu yeni yapılacak olan binalar, konutlar için geçerlidir. Bundan sonra her yeni yapılacak olan binanın projeleri, bilgileri elektronik ortamda, dijital ortamda saklanacak. Sonra 2 yılda bir, artık süresi ne kadar olursa 5 yılda bir bu binalar kontrol edilip, yani projesine aykırı işler yapılmış mı bu süre içinde? Örneğin kolonları kesilmiş mi? Taşıyıcı elemanları fiziki tahribata uğramış mı? Yoksa bodrum katlarında korozyondan dolayı bakımsızlık baş göstermiş mi? Bunlar incelenecek ki, daha doğrusu bunun amacı şudur: binanın ilk yapıldığı yıldaki taşıma kapasitesini bina ömrü boyunca aynı seviyede tutmaktır. Doğru bir karardır ama geç kalındı. Buna da şükür diyoruz. Öyle, zarar neresinden dönsek kâr edeceğiz bu durumda. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. İyi bir hafta sonu diliyorum ben size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Sunay'la depremi konuştuk.